Kayıtlı Şehitlisat video blogundan herkese merhaba. Uzun süredir tek başına video yapmamıştım kanal için. Genelde arkadaşlarımla, Adem Elveren'le, Cem Ayvat'la birer video yaptık. Ve Türkiye Uzak Deneyim İktisat Seminerlerini organize ediyoruz biliyorsunuz. Onunla canlı yayın yaptık son iki çalışmaya kadar. Tek başına video epeydir yapmamıştım. Ve yaptığımız videoların da çoğu ya bu Türkiye Uzak Deneyim İktisat Seminerleri ile ilgili sunucuların sunumları üzerineydi. Ve kendim de ilk sunumu yapmıştım. Ya da güncel ekonomik gelişmeleri, özellikle işte bu COVID-19 pandemisinin dünya küresel ekonomiye yayılmasıyla hem Türkiye özelinde hem işte dünya genelindeki iktisadi etkilerini tartıştığımız videolar yapmıştım arkadaşlarla beraber ve en sonunda işte bir dergide yayınlanan çalışmamızdan bahsetmiştik. COVID-19 iktisat politikası tepkileri ülkelerini ölçen bir endeks çalışması. Ama kendim video yapmamıştım bir süredir. Aslında bu kanalı akademik çalışmaları paylaşmak için açtığımı size söylemiştim ve güncel ekonomik gelişmelerden çok bahsetmeyeceğim diye en başta vurgulamıştım ama ne yazık ki bu sözüme çok sadık kalamadım çünkü güncel ekonomik gelişmeler aslında konuşulmayacak gibi değil gerçekten de. O nedenle yani biraz daha tabii akademik bakış açısıyla yaklaşmaya çalışsak da tabii ki hiçbirimiz bundan kaçamıyoruz ve bununla ilgili görüş bildirmek durumunda kalıyoruz diye düşünüyorum. Şimdi bugünkü videoda aslında biraz daha akademik doğrultuda kalıp gene tabii COVID-19'dan bağımsız bir şeyler yapmak çok mümkün diye şahsen ben de ailemde COVID-19, yanımızda şu anda olan annemde, eşimde COVID-19 öncelikle şüphesi daha sonradan testlerle de onaylandı. O çıkmasıyla beraber ve annem hatta hastaneye kaldırıldı. Neyse şu anda çıktı ama halen aslında kırılgan durumunu sürdürüyor. Yani bunlardan etkileniyoruz ve hani bunun dışında yani akademik çalışmalarla ilgili şimdi hiç mesela yani pandemiyle alakası olmayan veya bir salgınla ilgisi olmayan veya işte iktisadi krizle ilgisi olmayan bambaşka yani kayıt dışı ekonominin belirleyicileriyle ilgili mesela bir konuşma yapmak çok abes geliyor açıkçası bana. Veya işte ne bileyim ben işte devletlerin büyüme oranlarının belirleyicileri veya işte tamamen işte gelir dağılımı ile ilgili böyle yani bu salgından bağımsız gelir dağılımı ile ilgili herhangi bir konuda işte görüş bildirme, konuşma yapmak biraz belki de bunları yapmak gerekiyor ama hani insanların bu konulara konsantre olması kolay olmuyor gerçekten. Çünkü insanlar ben de dahil olmak üzere dünyada olup biteni anlamaya işte bunun ne bileyim hangi meslekteyseniz veya hangi alandaysanız o alandaki etiklerini görmeye çalışıyorsunuz. Yani biz de işte iktisatçı olduğumuzu iddia ediyoruz. Dolayısıyla iktisatla ilgili olan etiklerini görmeye çalışıyoruz. Ben bugün size çok kısa uzun bir video yapmayacağım ama kısa bir şey göstermek istiyorum. Dergiden bahsetmek istiyorum. Aslında bu dergiden birazcık bahsettik. Gökçe Başbuğ ve Abdullah Yalaman'la birlikte yaptığımız yayın anlatırken ama ben biraz daha dergi odaklı konuşmak istiyorum. Bizim makale odaklı değil bu sefer. Bu CEPR, Center for Economic Policy Research, bu Londra merkezli ve oldukça işte bilinen, saygın bir araştırma enstitüsü aslında. İktisat politikası araştırmaları merkezi diye çevrilebilir. Bağımsız bir merkez. Aynı zamanda Vox EU diye böyle iktisat makalelerinin daha böyle herkesin anlayacağı bir dilde yayınlandığı bir bloğu da yönetiyor. Bu CEPR aslında işte bilinen konferanslar düzenleyen, işte workshoplar, çalıştaylar düzenleyen, yayınlar yapan, raporlar yayınlayan ve hani bu raporları aslında yayınlayan yazar olmanın çok zor olduğu. Çünkü gerçekten çok seçici davranan bunları yaparken. Üyelerini çok seçici seçen bir araştırma merkezi. Bu CEPR aslında şöyle bir şey yaptı bu COVID-19 pandemisiyle beraber. Bir dergi yayınlayacağını, online bir dergi yayınlayacağını, herkesin kullanımına açık online bir dergi yayınlayacağını, işte buna da COVID Economics dediler. COVID iktisat diye çevirebiliriz herhalde. Ve hakemlik sürecinden geçeceğini bu yayınların ama çok hızlı hakemlik sürecinden geçeceği, tercihen 2 gün içerisinde bu sürecin biteceği ve yayın kararının hemen hızlıca verileceği, revizyona normalde akademik dergilerde bir makale gönderdiğiniz zaman dergiye genelde yani ya reddedilir, doğrudan kabul edilmesi çok nadirdir. Genellikle bir revizyon verilir hakemler tarafından. O revizyonu yaptıktan sonra yeniden değerlendirilir, kabul veya reddedilir. Bunlar öyle bir şey yapmadılar. Sadece kabul veya red kararı veriyorlar duruma göre. Çok böyle minor bazı revizyonlar varsa çok ufak tefek düzeltmeler veya eklemeler istedikleri onu koyabiliyorlar. Öyle bir dergi çıkartmaya karar verdiler. Çok da aslında bence faydalı bir şey. Bunu sadece iktisat biliminde yapmıyorlar burada. Bilmiyorum takip ediyor musunuz bilmiyorum. Ama farklı alanlarda özellikle COVID-19 ile ilgili hani bilgiye bu kadar çok ihtiyacımız olan günlerde özellikle tabii tıp alanında bu çok önemli. Lancet mesela çok meşhur bilinen tıp dergilerinden bir tanesi veya Science diye bir bilim dergisi biliyorsunuz. Onlar da aslında COVID-19 ile ilgili olan makalelere eğer bu makalelerdeki bazı bilgiler hani bizim bu salgını anlamamıza, salgının yayılımını anlamamıza, salgından nasıl kurtulacağımızı anlamamıza yardımcı olacağı düşünülüyorsa eğer çok hızlı bir hakemlik sürecinden geçirilip yayınlanma şansına kavuşuyor. Tabii bunun şöyle bir tehlikesi var yani bu bilimsel hakemlik süreci aslında her ne kadar zaman içerisinde bir miktar yolsuzlaşmış olsa da yolsuzlaşmaktan kastım da bir yani dergilerin bir kısmı kulüp dergisine dönse de yani eğer belli bir akademik kliğin içinde değilseniz veya belli bir ülkede belli saygın bir üniversitede çalışmıyorsanız eğer bağlantınız yoksa o üniversitede o dergilerde yayın yapmak biraz daha zor oluyor. Tabii bunun kaliteyle de alakası var. Endojen bir şey ama
kaliteden bağımsız da aslında birazcık böyle. Türkiye gibi ülkeden yayın gönderince biraz böyle bir sıfır yenip başlayabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle bahane olsun diye söylemiyorum. Bu bilinen bir olgu ama dolayısıyla aslında bilimsel hakemlik süreci bir noktada her ne kadar yolsuzlaşmış olsa da ve süreler çok uzamış olsa da, yani eskiden işte bundan 20-30 yıl evvel aslında bu işler böyle elektronik ortamda değil de postayla falan işlerken bile çok daha hızlı hakemlik süreçleri varken, şu anda böyle birçok dergide 1 yıl, 2 yıl hakemlik süreçleri uzayabiliyor, 1 yıla 2 yıla kadar. Revize ediyorsunuz, gönderiyorsunuz, bir 6-7 ay daha geçiyor. Makale kabul edildikten sonra yayınlanması böyle bir 6 ay, 1 yıl sürebiliyor bazı dergilerde. Bu tip sıkıntılar var. Mesela benim 2010 yılının yazında kabullenmiş bir makalem 2012'nin Temmuz'unda yayınlandı, kabul edildikten 2 yıl sonra. Bu tip şeyler ne yazık ki oluyor. İşte bunun biraz da aslında önüne geçmek için bazı dergiler şu anda en azından COVID-19 ile ilgili hızlı yayınları bir an evvel ortaya çıkarmak ve insanlarla bilgi paylaşımı yapmak için uğraşıyorlar. İşte COVID ekonomisi aslında biraz ona cevaben yapılmış bir şey. İşte Lancet dergisi mesela tıp alanında bununla ilgili COVID-19 ile ilgili makaleleri daha hızlı bir hakemlik sürecinden geçiriyor. Yine benim bildiğim mesela World Development dergisi 31 Mayıs'a deadline koydu. 31 Mayıs'a kadar gönderilen çalışmaları, işte bu COVID-19 pandemisinin sürdürülebilir kalkınma etkileri, kalkınma ile ilgili veya işte büyüme ile ilgili etkilerini içeren makaleleri bekliyorlar. Veya işte iktisat politikasının etkilerini içeren makaleleri bekliyorlar. 2 ay gibi kısa bir sürede, nispeten gene tırnak içinde 2 ay kısa bir süre yayınlayacaklarını söylediler. COVID ekonomisi aslında böyle bir çabanın ürünü. Ve bence önemli. Tabii burada şunu da vurguluyorlar. Bu çalışmalar, bizim makale için de aslında böyleydi bu. Bu çalışmalar nihai çalışmalar değil. Yani COVID ekonomisi aslında tırnak içinde bir dergi de değil. Çünkü burada yayınladığınız çalışmalar aslında öncül sonuçları, yani ilk sonuçları içeriyor çalışmalarla ilgili. Daha sonradan bu çalışmaları zenginleştirip, işte daha sonuçları mesela şu anda pandemi halen devam ediyor. Dolayısıyla sonuçlar değişebilir aslında şu anda yayınlanan sonuçlar. Belki daha fazla insan ölecek, belki beklenenden daha az insan ölecek. İktisadi etkileri belki çok daha fazla olacak, belki çok daha az olacak. Mütemadiyen güncelleniyor bunlar. Yani bir örnek vereyim. Dünya Bankası'nın Türkiye ile ilgili son tahmini, büyüme tahmini 2020 yılı için %0.5 idi. Yani farklı arkadaşlarla konuştuğumda benim gördüğüm aslında şu anda o bir hafta evvel sanırım %0.5 ortaya atıldı. Şu anda konuşulan rakamlar işte %-2, %-2.5 gibi konuşuluyor. Yani gün ve gün aslında etkilerinin ne olacağı biraz şey, yani belirsiz açıkçası ve değişiyor. Çünkü daha krizin etkileri halen devam ediyor. Sonlanmış halk sağlığı krizinin de, iktisadi krizinin de. Ama yine de öncü sonuçları bu tartışmamıza engel değil ki bu dergi de aslında bunu yapmaya çalışıyor. Şiddetle tavsiye ediyorum. Yani burada web sitesi var. COVID ekonomisi internet aratıyorsanız mutlaka doğrudan o siteye gidebileceksiniz ve orada derginin sitesine gidebileceksiniz. 4-5 günde bir yeni sayı geliyor dergiye. Şu anda 6. sayı 17 Nisan'da dün itibariyle ortaya çıkmış, yayınlanmış. Buradan birkaç tane makale göstereceğim size. Sadece hızlı hızlı, yani çok üzerinde durmayacağım. Aynı zamanda makaleler aslında çok uzun. Böyle işte hani normal bir dergide yayınlandığında aslında bir sürü robustness analizi beklenir. Farklı parametrelerde model varsa mesela nasıl olacağına bakılır. Farklı işte hani değişkenler eklendiğinde, çıkartıldığında modelin nasıl sonuç vereceği ve sonuçların değişip değişmeyeceği vurgulanır vesaire. Burada öyle şeyler yok. Daha böyle hızlı sonuçlar, ilk sonuçlar paylaşılıyor. Ama yine de bu anlamsız olduğunu veya yani faydalı olmadığını göstermiyor çalışmaları. Burada göstermek istediğim mesela bir iki tane çalışma var. Bu son sayıdan, son sayıyla ilgili bir, son sayının içeren makaleler. 6 tane makale var son sayıda. Bir tanesi Economic Index çalışması. Bu Amerika için bence oldukça faydalı bir makale. Onu hemen göstereyim size. Hatta direkt oraya gidelim. Bu Harvard Üniversitesi ve Fed New York'tan ve Fed Dallas'tan, Amerikan Merkez Bankası'nın New York ve Dallas şubelerinden ve Harvard'dan 3 kişi tarafından yazılmış. İşte Amerika'da şu anda yani COVID'in ilk haftalarına SARS-CoV-2 salgını diyor. Virüsün adı biliyorsunuz SARS-CoV-2. Henüz daha Amerika'da mesela ilk çeyrek rakamları açıklanmadı. Yakında açıklanacak. İşsiz işsiz ortasına başvurulardan aslında durumun iyiye gitmediğini biliyoruz iktisadi anlamda ama Türkiye'de de aynı şekilde öyle burada. Türkiye'de de şu anda ilk çeyrekle ilgili hiçbir verimiz yok. Şu anda 17 Nisan 2020. Türkiye'de 2020 yılında ilk çeyrek gayri safi yurt içi hastası ne olmuş? Bunun da açıklanmasına zannediyorum bir ay kadar bir zaman var. Dolayısıyla hani bu bazı iktisadi değişkenlerin açıklanması ne yazık ki gecikmeli geliyor. Ama yine de bu farklı işte öncü göstergelerden veya farklı istatistiksel yöntemlerle iktisadi büyüklüklere ne olmuşu görmemize engel değil. Ve bu çalışmamız aslında bu yapılıyor. Hani Amerika'daki işte ekonomik aktivite şu anda ne durumda bir görmeye çalışıyor. Ve aslında burada gözüken mesela en azından 21 Mart itibariyle ki aslında bu daha salgının çok başı. İşte %8.89 oranında bir düşüş. Pardon, 4 Nisan haftasıyla biten hafta %8.89 bir düşüş bekleniyor diyor 2019 yılına göre. Bu önemli bir şey aslında.
düşüş. Henüz daha resmen açıklanmamış ve biraz bir öncü gösterge. Yani Amerikan ekonomisinde şu anda daha henüz gayri safi yurt dışı hasıla rakamları açıklanmadan ne olduğunu merak ediyorsanız bu makaledeki yöntemi kullanarak bir en azından ne olmuş diye düşünebilirsiniz ve bu Türkiye'de aslında belki uyarlanabilir. İkinci makale daha ilginç çünkü benim hem işte arkadaşım Andy Glover hem de doktora tez işte yan danışmanım diyebilirim veya komite üyesi diyebilirim. Jose Victor Riosur'un ortak yazarları oldu. Dört Kruger'la Hitchcock zaten çok meşhur iki iktisatçı. Duyanlar mutlaka olmuştur. Orada biraz daha işte farklı böyle bir farklı jenerasyonun içinde yer aldığı bir model, bir makroekonomik model çalıştırıyorlar ve iktisadi işte bu krizin aslında hem dağılım anlamında bu krize karşı uygulanan politikaların dağılım anlamında, işte gelir dağılım anlamında nasıl etkilerde bulunabileceğini model tabanlı olarak ölçüyorlar. Modelde çok fazla sonuç var. O yüzden tek tek bunları anlatmam çok mümkün değil. Ama okumanızı tavsiye ederim. Hani hem sağlık anlamında iyi sonuçta bu yaşlıları daha asimetrik olarak, yaşlı nüfusu daha asimetrik olarak etkileyecek bir halk sağlığı krizi var ortada. Ama aynı zamanda bir de bu halk sağlığı krizinin iktisadi etkileri var. Ve bu daha işte yaşlı nüfusu korumak için uygulanan işte shutdown politikaları veya işte bir devletin aldığı tedbirlerin aslında ekonomik zenginlik veya ekonomik gelir anlamında daha genç nüfusu olumsuz etkilediğini görüyoruz. İşte bunlar arasında bir interaction var. Bu modelde aslında bu interaction çok güzel bakıyor. Tavsiye ederim ona bakmanızı. Da başka birkaç makale daha var. Hani hepsini tek tek konuşacak zamanımız yok ama işte 1918'deki Danimarka'daki grip salgını ile ilgili bir makale var. O bayağı önemli. Özellikle şu Home Working in Developing Countries oldukça önemli bir makale. Çünkü şu anda belli iş grupları veya belli meslekler evden çalışabiliyorlar. Yani arkadaşlarımdan mesela Türkiye'de biliyorum akademisyenler evden ders veriyorlar. Evden seminer düzenliyorlar. İşte biz de yapıyoruz. Ben de evden ders veriyorum. Evden seminer düzenliyoruz. Evden araştırma yapıyoruz. Benim aslında ofise gitmeme çok da gerek kalmayabiliyor. Maaşımı da almaya devam edebiliyorum. Ama bu her meslek grubu için öyle değil. İşte hangi meslek grupları gelişmekte olan ülkelerde iş gücünün yüzde kaçı bu krizin sonucundaki işte tedbirler nedeniyle evde kalmaya zorlandığında evden çalışabiliyor'yu ölçüyor mesela Fernando Saltiel'in makalesi. Gayet güzel makale. Supply Demand makalesi de oldukça iyi. Bu da bu daha evvelden ben bununla ilgili aslında bir video yapmıştım. Bu kriz bir arz krizi midir, talep krizi midir diye. Ne kadar arz krizi, ne kadar talep krizi? Hangi sektörlerde arz daha ağırlıklı bir kriz? Hangi sektörlerde talep daha ağırlıklı bir kriz? Bu makaleye bakarak görebilirsiniz. Son olarak bizim makalemizin de yayınlandığı sayıda, üçüncü sayı oluyor 10 Nisan'da yayınlanan geçen hafta. Orada bir başka makale daha var, onu da göstermek istiyorum. New York City Neighborhood üzerine Borges'in bir makalesi. Çok meşhur bir iktisatçıdır, belki duymuşsunuzdur. Harvard'dan olması lazım diye hatırlıyorum. Evet, bu makale bu COVID salgınının New York'taki farklı mahalleleri farklı vurduğunu, yani işte enfeksiyon oranlarının veya ölüm oranlarının farklı olduğunu gösteriyor. Gerekçesi de aslında test yapılamaması bu farklı mahallelerde, farklı olanlara test yapılması ve İşte tabii bunun da aslında gelirle çok alakalı oldu. Yani özetle fakir mahalleleri daha fazla vurduğunu söylüyor çalışma. Buna da bakılabilir. Aslında bu da gelir dağılım etkileriyle ilgili oldukça önemli bir çalışma. Hani COVID aslında sadece iktisadi kriz değil, sadece COVID-19'un yarattığı iktisadi kriz değil, COVID-19'un kendisi de ve bu pandemi de aslında gelir seviyesi farklı grupları farklı vuruyor ne yazık ki. Bu da o açıdan bir ilginç çalışma. Dediğim gibi 6 sayı var şu anda. Muhtemelen birkaç gün içerisinde 7. sayı da gelir. Ve her sayıda 4-5 makale var veya 6 makale var. Bunlara bakmak, ki bunlar çok ağır makaleler, çok aşırı teknik makaleler değil aslında birçoğu. Yani istisnaları tabii ki vardır. O yüzden hani lisans öğrencilerine, yüksek lisans öğrencilerine çok rahatlıkla anlayabileceği makaleler birçoğu. Ve buradan aslında gelecekle ilgili de birçok güzel fikir çıkabilir. Ben açıkçası tavsiye ediyorum herkesin bu çalışmalara bakmasına ve buradan belki fikir bulmasına, belki tez fikri çıkar, yüksek lisans tez fikri çıkar, doktora tez fikri çıkar veya hiçbir şey olmasa en azından bu krizin iktisadi etkileriyle ilgili bilgilenme imkanı çıkar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.